Ha su dedik ki traktörü su yüklesen onu da metrogüne yapıştıracaklar. Gerek yok. Traktöre gerek kalmadı. İstanbul'da suya %25 oranında zam geldi. Şimdi geçmiş daha bundan 5-6 ay önce o İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde yapılan kavgaları biliyorum. Şey e, e, zam istiyordu Büyükşehir Belediyesi meclis hayır diyordu. Zam istiyordu, hayır diyordu. Zam istiyordu, hayır diyordu. Seçim bitti. Kim ne zam derse yapıştır. Bu İstanbul'da değil. Hemen hemen bütün Türkiye'nin sathı mahalline yayılmış 81 vilayette yapıştır meselesi. Ama su bu yani. Su yapışır mı? Evet su da yapışkan. En azından faturası yapışkanla elimize yapışıyor. %25 oranı ne demek ya? Yani e, atıyorum 1 lirada 25 kuruş demek. 10 lirada 2,5. 100 lirada 25. 1000 lirada 250. Geçmiş olsun. Suya 3 ay önce de %13 zam yapılmıştı. Topla ne oldu? 38. Ekle zam bili 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 bom. Artık bardakla yıkanır, fincanla çiçek sularız. Sanki diyorlar ki sana yağmurlu günde su bile, bir gram su bile, bir yudum su bile yok ya. Vay be. Karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İSKİ olan kurulunda alındı. İSKİ'nin zam talebi 60 ancak o teklif oturumda revize edildi. AKP ve CHP grubu %25 oranı üzerinde anlaşma sağladı ve karar oy birliğiyle kabul edildi. Yeni kararla konutta 0.15 metreküp arası birinci kademede 16 lira 50 kuruş olan tarife %25'lik zamın ardından 20 lira 62 kuruşa yükseldi. İnsani su kullanım hakkının ise devam edeceği belirtildi. Şimdi tam da oraya e, takılıyorum ben. İnsani su kullanım hakkı nedir? Efendim söyleyeyim. Bu memlekette taharet alınmayacak mı alınacak? Bu memlekette efendim söyleyeyim. Hani inananlar namaz öncesinde efendim söyleyeyim abdestini almayacak mı? Alacak. Ya el su ayak yıkamayacak mıyız? E, haftanın eskiden hani bir günü e, girebiliyorduk o şeylere. Bunlar hani 80'lerden bahsediyorum. E şey yok çünkü hani ne doğalgazı var ne bilmem nesi odunla kömürle gittiği ve sifonla e, gittiği yere kadar. E şimdi yine o günlere geri mi döneceğiz? Ya zaten hijyenle sorunlu bir milletiz. Biliyorsunuz giriyorsunuz bir şey toplu taşımaya. Hakikaten e ne yapacak adam? Ya yıkanamıyor musun kardeşim diye yükselemeyeceksin bile. Son hijyen bükücü olamayacaksın. Su yok sana yağmurlu havada su yok diyor ve sen e devam ne yapalım? E aldığın maaşla ne oluyor? Bu gelen zamlarla yarışabiliyor mu? Hayır. Ya sen girdiğin Grand Prix'i daha birinci ayakta kaybettin. Monaco ayağında kaybettin, bırak Katara Matara bilmem neye gitmeyi. Otur oturduğun yerde sevgili kardeş. Çevirme o marşın motorunun anahtarını. Bak ne diyor gazete? Maaş diyor zamla yarışamıyordu. Kim din, e, diyor bunu? Bir gün diyor. İğneden ipliğe her şey pahalanırken yurtları yurttaşların cebindeki kredi kartı çözüm olamadı. Temmuz'da 752 bin kişi yasal takibi uğradı. Ne demek bu biliyor musun? Türkçesi yasal takip değil. İcra. Bildiğin üzerine çökmeleri. Çünkü zamlar durmak bilmedi. Çünkü zamlar durmak bilmeyince de e, sen ne yaptın? karta dayandın, dayandın, dayandın. Günü geldi kartta da sana dayandı. İşte daha doğrusu kapılar da sana da e, Bankalar da kapına dayandı. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? bıacaksın onu bilemem